İstasyon 7, istasyon 13. Beni duyabiliyor musun? İstasyon 13. İstasyon 7 seni duyabiliyor. Bir sıkıntı var mı yukarıda? Uçakların sesi duyuluyor mu? Bombardıman dindi mi? Bu alarm sesleri senin oradan mı geliyor? Sesimi alabiliyor musun? Evet, alıyorum. Evet, dışarıda bir karışıklık söz konusu. Uçaklar hala uçuyor. Bombardıman sesleri geliyor. Askeriye de burada. Dürbünle etrafı inceleyebildin mi? Evet. İstersen mola ver, bir nöbet değişimi yapalım. Ben aşağıda bir çay demleyeceğim şimdi. Sonrasında da ben ayrılırım. Sen yemeğini yiyip dinlenirsin, okey? Çok iyi olur. Üşümüştüm. Tamamdır. Sığınak sıcak. Bekliyorum. Görüşürüz. Tamam. Evet değerli dostlar, bir sığınak videosunda yine beraberiz. Artık sığınak içinde yaşanılabilir, en azından bir 24 saat geçirilebilir hale geldi. Daha uzun süre konaklamalar için tuvalet olayını çözmem lazım. Sadece tuvalet olayını çözemedim. Şu an bu sığınakta kendi enerjimizi sağlayabiliyoruz. Pillerimiz var, ışıklandırmamız var. Aynı zamanda çayımızı, kahvemizi yapabiliyoruz. Pişirmeye ihtiyaç duymadığımız gıdalarımız var. Onun dışında kıyafetlerimiz var, yedek, içme ve kullanma sularımız var. Bazı hijyen malzemelerimiz, ilk yardım malzemelerimiz var, yatağımız var ve dışarıyla iletişim kurabileceğimiz telsiz tertibatına sahibiz, oturma düzenine sahibiz. Birçok eksiğimizi tamamladık açıkçası. Evet, peki bu iki haftalık süreçte ben neler yaptım arkadaşlar? Şişme yatağım vardı. Şişme yatağımı buraya indirdim. Birazdan matı altına sereceğim ve onun üzerinde uyuyabilir bir alan yaratacağım kendime. Onun dışında oturma grubumuz hazır. Sehpamız tam olmasa da hazır. Ne gerekiyordu bana? Bir tuvalet kağıdı demiştim. Tuvalet olayını halledemediğim için bunu es geçiyorum. Şu an 24 saatlik bir hayatta kalma planıyla karşı karşıyayız. Sabunum var. El yıkama ünitemi şuraya kurdum arkadaşlar. Deterjanımız var. Pardon, çamaşır deterjanım yok. Diş macunum, diş fırçam var. Bunun dışında çöp torbam var. Büyük, battal boy çöp torbası. Aslında tuvalet ihtiyacını onunla giderebilirim. Onun dışında çamaşır suyum 2 şişe yedekledim. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buradaki bütün ürünlerin markaları, modelleri, her bir şeyleri görünüyor arkadaşlar. Ama bu marka model görünmesi aslında bir reklam içeriği değil. Ama reklam içeriği olarak algılanabilir. O yüzden ben diyeyim ki size burada gerçekleştirmiş olduğum, size göstermiş olduğum tüm ürünler reklamdır olarak algılayın. Ve ona göre davranın. Bir üründen memnun değilsem ben memnun olmadığımı size direkt belirtirim arkadaşlar. Kendime yeşil çay demleyeceğim ve sizinle güzel bir sohbet eşliğinde çayımı içmeyi planlıyorum. Devam edelim yeşil çayımızı demlerken. Ne yapmıştık? Poşet çay, kolay şekilde demlenebilir olsun diye poşet çayım var, siyah çayım var. Ben önüme gelen ilk yeşil çayı aldım, geçtim. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Yarın Türkiye'de bir iç karışıklık çıktığında, dış karışıklık, herhangi bir savaş durumu çıktığında bizim o uygar dediğimiz Avrupa medeniyetindeki birçok ülkenin vatandaşlarına tavsiyeleri de bu görmüş olduğunuz gibi sığınağın ötesinden İleriye gitmiyor ne yazık ki. Ve sıcak dolu, su dolu bir termosu açarken çok dikkatli açmak gerekiyor. Kendinizi yanıklardan koruyun arkadaşlar. Havasını aldırmanız gerekiyor. Ama birçoğunuzun sahip olduğu bir bilgidir bu diye düşünüyorum. Ama bilmeyebilirsiniz. Yani burada alkol ocağım da var benim. Alkol ışıldağım diyeyim. Onun da kullanımı biraz risklidir. Kendi araştırmanızı, kendi risklerinizi alarak sığınağınızı kurmanızı tavsiye ederim.
Çayımız kendi kendine demlenir iken ben yere su damlattım. Bu damlattığım suyu peçete ile temizlemek istiyorum. Evet. Dedim ya, büyük devletlerin, uygar, Avrupa Birliği, işte Amerika gibi, Kanada gibi yerlerinde size böyle bir yer inşa etme, böyle bir yer döşeme haricinde bir şey söylemiyorlar. Bunların hepsinin kitapçıklarını ben ele geçirdim. Hatta diyorlar ki 3 günlük ihtiyacınızı karşılayın, yeterlidir. Gelelim, neler ayarladım ben? Bioetanol ocağı, ışıklandırması yaptık arkadaşlar. Yastığımız var. Şimdilik bununla idare edeceğim. Yorganım yok şu an. Battaniyem var. Onun dışında iç çamaşırım çantamda. Kıyafetlerim çantamda. Tişörtlerim çantamda. Kazak kış için. Sweatshirt, içlik hazır bunların hepsi. Havlum var. Bornozum yok. Çorabım var. Ceketim var. Ceketler arkamda asılı, çatal, bıçak. Şu alanı ben görebiliyor musunuz oradan? Bilmiyorum. Şöyle göstereyim ekstrada. Şu alanı kendime hijyen alanı gibi düzenledim. Burada mutfak eşyalarım, el yıkama ünitem, ilk yardımla alakalı bütün malzemelerim orada. Normalde ocağı da oraya kuracağım. Onun dışında kaşık aldım, kitap, biblo veya oyun. Arkadaşlar oyun ayarlayamadım. Onun yerine kendime kitaplar ayarladım. Kitaplar, onları da göstereyim şu şekilde. Sun Tzu'nun Savaş Sanatı, Marcus Aurelius. Nasıl söyleniyor ya bu ya? Kendime Düşünceler, Arthur Schopenhauer, Yaşam Üzerine Aforizmalar ve Seneca'nın Mutlu Yaşam Üzerine. Ayrıca Halil İbrahim hocamın da Katil Kemancı kitabını kendi arşivime, kendi sığınak kütüphaneme eklemiş olarak bulunmaktayım. Onun dışında yangın tüpüm, atölyemin yangın tüpünü şu an için geçici olarak getirdim buraya. Yangın tüpünü yenileyeceğim. Çünkü burada herhangi bir çıkacak yangında ölmek istemiyorum. Alkol ocağım var. Onun dışında çamaşır suları, Zippo benzinleri var. Gayet aslında bir ev kadar riskli bir ortamdayız. Siz görmüyorsunuz ama şu araya, şunu da gösterebilirim. Bir perde sistemi yaptım. Bu perde sistemi aslında bu uygar devletlerin sizin nükleer ışımadan, nükleer serpintilerden korumak için tavsiye ettiklerine benzer. Bu uygar devletlerimiz de aslında bir nükleer saldırıda hayatta kalmak için kendinizi yorganlardan, atıyorum çeşitli yastıklardan oluşturduğunuz, dolapların arasına gizlendiğiniz bir senaryo anlatıyorlar. Bu çok güzel demlenmiş. Bayıldım. Bayıldım. Yani aslında bodrum katta bir mekan. Hijyenik bir mekan. Sizin küçük çaplı çatışmalarda, bir nükleer savaş öncesi, sonrası sığınmanızda gayet yeterli olacaktır. Herkes bir nükleer savaşta sıfır noktasında olacağını düşünüyor. Kafasına bombaların yağacağını düşünüyor. Tam hedef olacağını düşünüyor. Ama birçoğunuz aslında sıfır patlama noktasında olmayacaksınız. Sadece ilk serpintiyi, 24 saati, 3 günü atlatacak kadar bir yere kapanmanız yeterli olacak. Onun dışında neler ayarladım? Gıda olarak, yine tekrar ediyorum, buradaki ürünlerle bir reklam, bir sponsorluk anlaşmam yok. Ama siz reklammışçasına varsayın. Ultra bir memnuniyetsizliğim olan bir ürün olursa bunu ekstradan belirtirim arkadaşlar. Kendime 3-4 günlük yetecek ton balığı aldım. Ekonomik ton balıklarından aldım. Onun dışında burada vitamin, mineral eksikliğim olursa diyerekten bir paket sodam var. Tamir bandım var herhangi bir durumda kullanmak üzere. Yedek pillerimin bir kısmını buraya stokladım. Matım ve çantam var. Ve aynı zamanda çeşitli çay molalarında
bu süreçlerde kullanmak üzere finger bisküvi, cicibe ve bisküvi gibi atıştırmalıkları da kendime ayırdım. Onun dışında neyimiz var? Siyah çayımız var, demlemelik, hazır çorbalarımız var. Onun dışında da ne var? Kullanma sularımız var. Aslında devletin size sığınak veya sığınma alanı olarak söyleyeceğinin hepsi de budur arkadaşlar. Bugün Türkiye bir savaşa girdiğinde size dağıtılacak broşürlerde söyleyecekleri şey bu. Bir haftalık, işte bir aylık yiyeceğinizi stoklayın. Kendinizi bombalamanın en erişemeyeceği noktaya kapatın ve ilk vurgunun geçmesini bekleyin diyecekler. Biz ne yazık ki bir İsviçre'de yaşamıyoruz. Söyleyebileceklerim bu kadar. Birkaç ana başlık var. Bunun üzerinden geçeceğim ve bunu not almanızı istiyorum. Sizin için önemli olacaktır. Birinci ve en önemli konu hijyen. Ben daha dediğim gibi tuvalet olayını halledemedim. Ama doğal kamp tuvaleti yazın internete. Bunun ben videosunu çekemeyeceğim için başkalarından videolarını izlemenize sakınca yok. Çeşitli bir toprak karışımıyla normal bir kutuyu tuvalet haline getirebiliyorsunuz. Büyük ve küçük tuvaletinizi buna yapabiliyorsunuz. Hiçbir kimyasal kullanmadan bir aya kadar kullanım imkanı sunuyor. İnsan dışkısı çok tehlikelidir. Üreyle dışkının karışımı kimyasal bir bombaya sebep olur. Yani siz sığınağı ben inşa ettim. Ya ben işte köşeye bir kovaya yapayım. Bunlar böyle bir düşünceye kapılmayın. Zehirlenirsiniz, mikrop kaparsınız. O orada üreyecek bakterileri solur. Yani tarihte yok olduğunu düşündüğünüz hastalıklara sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Birinci konu, en önemli konu hijyen konusu. İkinci konu havalandırma konusu. Havalandırma, eğer bir nükleer saldırıya karşı hazırlanıyorsanız belki 3 gün boyunca içerideki havayla hayatta kalmaya çalışmanız gerekecek. Ve hiçbir şekilde dışarıdan nükleer serpinti barındıran bir havayı teneffüs etmemeniz gerekiyor. O yüzden mümkünse geniş bir ortamda kendinize sığınma alanı ayarlayın. Benim verebileceğim tek tavsiye bu. Üçüncüsü yemek, gıda olayı dedim. Gıda 3 gün kolaylıkla dayanabilirsiniz veya bir gün kolaylıkla dayanabilirsiniz. Ama bir hayal edin, bir yere kapanmışsınız ve cep telefonu yok, internet yok. Belki tek erişiminiz telsizler veya radyolar. Onlarda belki jamming yapılıyor. Bütün frekanslar kapanmış durumda. Sıkıntıdan öleceksiniz ve birbirinize saracaksınız. Bununla alakalı çok iyi filmler var. Sığınağa kapanıp kafayı yiyip birbirini katleden insanların olduğu. Sığınakta bu böyle şeyler yaşamamak için çekirdeğiniz olacak. Yemek için birbirinizle kavga etmeyeceğiniz kadar yemeğiniz olması gerekiyor arkadaşlar. Peki buranın güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Dışarıdan yağmaya gelen olur mu? Tabii ki olabilir. Eğer alabiliyorsanız kendinizi düşman askerinden değil de yağmacı kuvvetlerden korumak için belki bir ruhsatlı tabanca, bir ruhsatlı tüfek alabilirsiniz. Ama en yağmacılardan korunma yöntemi aslında gri olmaktır dediğimiz bir kavram. Yani siz bir hazırlık yapıyorsunuz, bir sığınak kuruyorsunuz. Burada bir sığınak olduğunun bilinmemesi gerekiyor. Burada bir gıda stoğunun, burada bir ilaç stoğunun, burada işte 3 kişilik, 5 kişilik, 10 kişilik bir aileye aylarca yetecek imkanın olduğu bilinmesi burayı açık hedef haline getirir. Sadece bilmesi gerekenlerin bileceği bir şekilde kurgulamanız lazım burayı ve siz buraya malzemeleri koyarken, yığarken mümkünse kimse bilmesin. Grilik olayı için ekstra video yapacağız arkadaşlar. Bunun dışında imkanı olan arkadaşlarımızın kamera sistemleri basit, güç kaynağıyla çalışabilen, belki ufak
hareket sensörleri olan kamera sistemleri kurmasını tavsiye ederim. Bunun dışında verebileceğim tavsiyeler, ormanlık alanda tam kıyamet senaryolarında alarm olarak kullanılabilecek bubi tuzaklarıdır. Bunları ise şu an burada uygulayamadığım için anlatmak istemiyorum. Onun dışında sığınak aydınlatması hakkında konuşalım ve yavaştan videomuzu bitirelim. Işıklandırma, bakmayın ben şu an video çektiğim için her yer ışıl ışıl, her yer pırıl pırıl. Gerçekten bir bombardıman esnasında sığınağa kapandığınızda içerideki oksijeni çok fazla öldürmeyecek alkol lambası gibi, onun dışında bioetanol lambaları, ocakları gibi şeyler kullanmanız gerekiyor. Benim burada piknik ısıtıcısı var. Bu piknik ısıtıcıları tehlikeli. Eğer uygun havalandırma koşullarınız yoksa kullanmamanızı tavsiye ediyorlar. Çünkü içerideki oksijeni tamamen yok ediyor. Buraya küçük tüp de indirebilirdim. Küçük tüpte de yemek pişirip nasıl söyleyeyim, çayım kahvemi demleyebilirdim. Onu da şu an için tercih etmiyorum. Havalandırma olayını tam olarak çözemedim. Onu çözdüğüm an burada yine tüple yemek pişirebilir olacağım. Ama dediğim gibi nükleer savaş, yani dışarıdan hava alamayacağım senaryolar da kullanamam. Işıklandırma bir, eğer çatıya kurabildiyseniz bir güneş paneli geçici olarak işinizi çözecektir. Ama unutmayın, şehir bombardıman altındaysa çatıya kurduğunuz güneş panelleri de küçüklü büyüklü hiç fark etmez, şarapnelle kolaylıkla yok edilebilir. Bunun yerine sığınma alanımın, benim şurada biraz daha metrekarem var, havalandırma imkanım var. Bir jeneratörle kendi pillerimi günlük olarak şarj etmeyi planlıyorum. Benim acil durum planımda bu var. Onun dışında da zaten çok pil harcayacak ışıklandırmalar kesinlikle koymamanız gerekiyor sığınağa. Artık nasıl geçireceksiniz vakti burada? Büyük olasılıkla kitap okuyarak, eski anılarınızı yad ederek. Ben olsam güzel günlerinizi hatırlatacak eski fotoğrafları yanıma alırdım. Sevdiğim, okumaktan keyif aldığım kitapları alırdım. Dini inancımla alakalı kitaplar, ne bileyim, tesbih falan alırdım. Yani gülmeyin. Böyle abi. Yani gerçekten bu kademede bir zor duruma düştüğünüzde artık neye tutunacağınızı büyük olasılıkla şaşıracaksınız arkadaşlar. Bu giriş seviye bir sığınma alanı. Dediğim gibi uygar devletlerin dahi tüm vatandaşlarını yerleştirebilecekleri sığınak alanları yok. İsviçre gibi yerler hariç. Onun dışında yarın Türkiye bir savaşa girdiğinizde karşılaşacağınız şey, kardeşim herkes kendi başının çaresine baksın. Biz şu an memleketi savunmakla uğraşıyoruz. Sınırları savunmakla uğraşıyoruz. Siz de oturun kardeşim. İşte camınızı, pencerenizi çivileyin, vidalayın ve böyle hayatta kalın. Size denecek şey bu. Size savaş esnasında gıda yardımı da gelmeyecek. Benim önceden bahsettiğim takas edilebilecek ürünler videosunu da izleyin. Ara ara işte ne takas edilebilir? Alkol mü? Rakı mı? Viski mi? İşte sarmalık tütün mü? Tütün kağıdı mı? Ne bileyim. Belki paketli sigaralar. Bunlar en kolay takas edilebilen, kadın pedleri en kolay takas edilebilen ürünler olacaktır. Bunları da öğrenin ve sığınağınıza koyun arkadaşlar. Dediğim gibi geç kalındıktan sonra gıdaya veya mühimmata ulaşmak zor olacak. Şimdiden size kolaylıklar ve sabır diliyorum. Orta Doğu cehenneminde bir gün daha geçirdik ve ölmedik. Kendinize iyi bakın. Esen kalın kardeşim.